Expo'cu söylemek istediğin bir şey var mı? Expo'yu gezdik, çok güzel olmuş. Yani gösteri muhteşemdi. Çok etkilendim yani. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten çok güzel olmuş. Emeğe geçenler herkesin eline sağlık. Çok teşekkürler. Sen ham maddeyi Çin'den alıp Çin'e rakip olan bir firmasın şu an. Biraz tesis olarak Türkiye'de tek tesis bu. Yani Expo 2021'de de dünyaya açılıyor ve böylece biz de Hatay'ın sanayisini de dünyaya bu vesileyle de tanışmış olalım. Çok beğendim bu tabanları açıkçası. Üretimimizin %80'i bayan üzerine. Abi şunlar zaten da... bayanlar olmasa ticaret olmaz. Ticaret olmaz değil mi? Spor ayakkabılarının arkadaşlar bu Air dedikleri taban kısmı. Görmüş olduğunuz gibi gene bir Türk markası. Air Max dediğimiz balonlu havalı tabanlar. Evet. Kalıpları Çin'den mi üretiyorsun? Kalıpların dökümü İstanbul'da. İstanbul. O da mükemmel. Yani tamamen her şey yerli. Yerli. A'dan Z'ye yerli. Yurt dışından getirdiğiniz bir şey yok gibi ham madde dışında. Ham madde dışında evet öyle. Abi vallahi çok gurur duydum. Bu vatan kolay kazanılmadı Ömer Bey. İşletmeler de öyle kolayca bir yerlere gelemiyor. Çok. Bir bayan olarak genel olarak zaten fabrikada çalışmak evet zorlukları var. Ama mühendisliği zaten bu yüzden seçtim. O yüzden mutluyum yani güzel. Abi bu işbaşı eğitim programlarında mesela devlet burada size maaş desteği falan veriyor mu? Bu programı yapmamızın amacı hakikaten gençlere bedavadan bilgi verip biraz paralarını sadece yatırım için kullansınlar. Çalışan kişinin ceremesini çekmeden patronluk yaparsan sen ne yapıyorsun ki olur. Doğru. Tamam mı? Ama şu an bu adamın derdinden aynı anlayan sensin. Evet. Yani çünkü neler yaptın anlat abi. Süpürdün buraları. İhracat müdürlüğünü bırakıp Çile'nin başına geçen onun ayrı bir hikayesi var. O ayrı bir izleyicilere de biraz merak uyandıralım böylece. Takip etsinler bizi. Arkadaşlar merhaba ben Ömer Çağan Avcı. Hatırlayacağınız üzere toprak starım, topraksız hayvan yemi. Aynı zamanda elektrik elektronik alanlarında da çalışmalarımız vardı. Patentli makinalarımız vardı. Şimdi biz biliyorsunuz ki Hatay'dayız. Hatay'da olduğumuz için de Hatay'ın değerlerini de tanıtmak boynumuzun borcu. Burada sağ olsun ülke insanına, şehir insanına iş veren, aynı zamanda ülkemizi yurt dışında tanıtan, ithalatın önüne geçen, Türkiye'de ihraç kapısını açan Alkan Taban'dayız. Şu an Mehmet Alkan abimizle birlikte biz hem tesisi gezeceğiz, tesisin nasıl olduğunu. Çünkü genç nesil arkadaşlarımız var. Herkesi tarıma teşvik etmek yerine biraz da sanayi bölümüne de teşvik etmemiz lazım. Onu da düşündük. 3 yıldan beri çünkü tarıma teşvik ettiğimiz yeter. Evet. Şimdi biraz daha hafiften hafiften sanayiye doğru yönelelim. Ben de Ömer Bey'e geldiğinden dolayı teşekkür ederim. Tamam. Ve müessesemizi gezebiliriz beraberce. Gezelim abi. Abi şimdi şöyle burada tabanlar görüyorum. İlk önce müşteri sizden talep mi ediyor? Ben sadece bu tabanı üretirim. Ondan sonra ister al ister almamı nasıl bir yol izliyorsun? Şimdi Ar-Ge bölümümüz var Ömer Bey. Ar-Ge bölümümüzde biz kendimize uygun müşterilerin beğenisine sunuyoruz. Numune tabanlar yapıyoruz. Numune tabanlar beğenildikten sonra bunların siparişini toplayıp sipariş üzerine çalışıyoruz. Tamamen sipariş üzerine çalışıyoruz. Bu görmüş olduğumuz elimizdeki taban Eva taban. Genelde spor ayakkabıları için hafif olması bir özelliktir. Bu bölümümüzde 3 tane makinamız var. Bunların özelliği hafif oluşu tabanların. Burada makineden çıktıktan sonra tabanlar bunlarda patlama sistemi var. Evet. Mısır patlaması gibi. Bunlar firesi. Bu şimdi füreyi tekrardan değerlendirebiliyor mu? Füreyi tekrardan aynen kırma işlemiyle toza dönüştürülüyor. Toza dönüştürüldükten sonra bunu bizler değil ham maddeci firmalar tekrar dönüşüme işlenebilecek hale getirebiliyorlar. Bunu da biz mesela bu curufu almış olduğumuz ham maddenin kilogramını fiyatına eşdeğer bir rakamda satabiliyor muyuz? Yoksa... Yok yüzde yani ham madde fiyatının %10'u kadar. İşlemenin, ham maddeden ziyade tabii, işlemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Burada anladığım kadarıyla abi hiçbir atı boşa götürmüyorsunuz. Boşa götürmüyoruz. Çünkü şunlar bile ambalaj plastikleri bile çuvallanmış. Onlar onlar da PVC dediğimiz geri dönüşüme gidiyor. Granür şeklinde. Tabandan çıkan olan fitiller bunlar da geri dönüşüme gidiyor. Şimdi siz ham maddeyi biz yurt dışından mı alıyoruz? Ham maddesi tamamen Çin'den kaynaklı. Tabi İstanbul'da da yavaş yavaş yapmaya başladılar. Yani işlemeye başladılar. Aynen.
artan lojistikten dolayı yüksek fiyatlarından artması yani biraz da iç piyasaya yönlendiriyor bizi. Abi sen ham madde içinden alıp Çin'e rakip olan bir firmasın şu an. Biraz öyle. Yani biraz öyle yapıyor. Biraz öyle. Avrupa'da biz Romanya'ya ihracat yapıyoruz. Hı hı. Rusya'ya biraz ihracatımız vardı. Bir de Ukrayna'ya. Orada bile aslında Türk ürünlerine, Türk malı ürünlerine talep vardı. Hı hı. Yani Çin üründen hazır işlenmiş ayakkabıyı Türk ürünlerini daha çok tercih ediyorlardı. Burası da termo enjeksiyon bölümümüz. Termo kauçuktan yapılan tabanların, işlenen tabanların bölümü. Burada siz bitmiş ürün veriyor musunuz? Sadece şey mi? Taban değil mi? Sadece taban Ömer Bey. Sadece taban. Hmm. Bu görmüş olduğumuz havalı Air Max dediğimiz ayakkabılara yapmış olduğumuz aksesuar. Bunları da burada üretiyoruz. Bu makinalarda üretip bunları diğer poliüretan bölümünde tabana monte ediyoruz. Aynen. Bu spor ayakkabıların arkadaşlar bu Air dedikleri taban Air kısmı. Görmüş olduğunuz gibi gene bir Türk markası. Bu görmüş olduğumuz taban Ankara'da bir firmamız var müşterimiz. O mesela ortopedi hemşire terlikleri yapıp yurt dışına satıyor medikalcilere. İngiltere, Almanya, Hollanda bu ülkelere satışını gerçekleştiriyor. Bitmiş ürün olarak. Bitmiş ürün olarak satışını gerçekleştiriyor Ömer Bey. Ya bu çok güzel bir şey. Niye derseniz en azından işi bir yükünü siz almışsınız. Diğer yükünü onlar almış. Böylece yurt dışına ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Böylece ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Buradaki sistemi ileride daha da büyütmeyi düşünüyor musunuz? Ya da başka bir fabrika daha kurmayı düşünüyor musunuz ileride? Ya aslında şöyle bunu izah edeyim. 2020 yılı pandemi girmeden önce fabrikamızda yaklaşık 330 civarlarına kadar bir çalışan sayımız vardı. İşkur'dan işbaşı eğitiminden programını yeni açmıştık. Sözleşmelerimizi yapmıştık. Zaten o ilk başta görmüş olduğumuz EVA makine tabanlar onlar yeni gelmişti. Yani kapasitemizi arttırıyorduk. Pandemi girdikten sonra her şey geriye sarmaya başladı yani. Maalesef. Pandemi gitti, Ukrayna-Rusya savaşı, işte yükselen lojistik, Çin'den gelen konteyner fiyatlarının yüksekliği falan derken şu an sayımız 207 kişiye düştük. İşçi çıkartma durumunda kalındı. Kapasite düştü. Siparişler şu an biraz daha düşüyor. Düşme eğiliminde. Ya bakacağız artık. Ama ayakkabı sektörü aslında ölmeyen bir sektör. Yani ölmeyen bir sektör. Sarsılmaz. Evet. İbrahim Bey'in, genel müdürümüz İbrahim Bey'in bir sözü var. İnsan ölmedikçe, insan var oldukça ayakkabı giymeye mecburdur yani. Aynen bu kadar abi yani. Şöyle söyleyeyim. Şöyle gördüğüm kadarıyla da şu anda videoda da görünüyor taban çeşitleriniz. Yani gayet piyasadaki bütün tabanlara hükmediyorsunuz. Özellikle bayan tabanları, bayan ayakkabılar olsun. Çok fazla bir yelpaze var. Yani sizin bence ayakkabı üreticilerine daha fazla bir kendinizi herhalde göstermeniz gerekiyor. Ya sizden başka, hani sektörünüzü siz daha iyi bilirsiniz de, sizden başka taban üreten kaç tane firma var? Yani büyüklü küçüklü 6000'e yakın taban üreten firma vardır. Tesis olarak Türkiye'de tek tesis bu. Yani kurulu düzen olarak, böyle bir düzen olarak Türkiye'de ilk. Bunu biz kendimiz söylemiyoruz. Bunu bize ziyarete gelen gerek tedarikçi, ham madde firmaları, gerek müşteriler, gerek pazarlamacılar, yani fabrikayı gördüklerinde yani gerçekten hayretle karşılıyorlar. Teşekkürlerini dile getiriyorlar. Yani daha önce böyle bu sektörde böyle bir tesisin olmadığından bahsettiler. Tabii bu da bizi mutlu ediyor, memnun oluyoruz bu şekilde. Abi açıkça söyleyeyim, ben de buraya gelirken yani dedim ki ya dedim arkadaş alt üstü ayakkabı tabanı kaç tane olabilir ki falan gibisinden. Böyle ben de normalde ayakkabıya çok önem veririm. Hani pantolona falan çok önem vermem de ayakkabı benim için çok önemlidir, ayak sağlığı. Ama ben bu kadar böyle çeşit ürettiğinizi bilmiyordum. Yani Hatay'ın içerisinde böyle bir değerin olduğunu bilmiyordum. Ben bu bir yandan da üzüldüm yani.
Yani evet. Biz hakikaten kendi değerlerimizi niye hiç böyle tanıtmıyoruz, niye böyle yüceltmiyoruz? Mesela şu tabanlar çok çılgınca tabanlar ya. Evet. Bunlar bu tabanlar tam böyle önümüz bayanların değil mi? Bot yap, terlik yap, ne istiyorsan yap yani evet. Bu tabanlar. Şunu da gösterebilirsen Eren. Şunu şöyle. Yani bu tabanlar çılgınca tabanlar. Ayakkabı botu evet. Da yapabilirsiniz, terlik zaten... de yapabilirsiniz. Vallahi ben çok beğendim bu tabanları. Açıkça söyleyeyim. Üretimimizin %80'i bayan üzerine. Abi şunlar zaten da... bayanlar olmasa ticaret olmaz. Ticaret olmaz, değil mi? Şunlar da mesela az önce gösterdiğimiz Air Max dediğimiz aynen. Balonlu havalı tabanlar. Evet. Çok iyi. Şöyle. Vallahi çok iyi abi. Elinize kolunuza sağlık. Elinize emeğinize sağlık. Çok güzel. Arkadaşlar buradan da Hatay'daki Alkan Taban'a ulaşabilirsiniz taban konusunda. Tabii oradaki işleyişler tamamen hani ticaret işleyişlerine biz karışmayız. O tamamen al gülüm ver gülüm. Fabrikanın bileceği şey. Furkan Bey. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Burada da şeyler kalıplarınız var. Enjeksiyon kalıpları var. İşte işin aslında biraz da püf kısmı burada. Evet. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam bu enjeksiyon kalıpları biraz meşakkatli. Bunların evet. Soğutucu kanalları var. Bunu da herkes evet. Yapamıyor. Genelde CNC tezgahlarında evet. Yapıyor. Burada şimdi Türkiye'de mi üretiyoruz mesela buradaki kalıpları? Bu kalıplar evet Türkiye'de üretiliyor. Zaten hem torna atölyemiz hem de kalıp atölyemiz mevcut fabrika içerisinde. Yani onu da siz üretiyorsunuz. Abi siz mükemmelsiniz. Evet. Yani kalıpları ya. Üretmiyoruz. Kalıplar üretilip geliyor sadece. Tasarımları hani yapılıyor. Şehir tasarımı, makinalarda tadilatı vesaire o işlemler. Tadilat işlemini yapıyorsunuz. Evet. Şeyi kalıpları Çin'den mi üretiyorsunuz? Kalıpların dökümü İstanbul'da. İstanbul. O da mükemmel. Yani tamamen her şey yerli. Yerli. A'dan Z'ye yerli. Yurt dışından getirdiğiniz bir şey yok gibi ham madde dışında. Ham madde dışında evet öyle. Abi vallahi çok gurur duydum. Yani... Furkan Bey bu arada Furkan Bey'i de dahil edelim ekibimize. Tanıştırayım. Furkan Bey yönetim kurulumuz Mehmet Alkan'ın oğlu Furkan Alkan kendisi. Genç jenerasyon. Aynen. Artık. Daha bir önceki videoda şunu söyledim. Dedim ki bizim dedim en büyük yapmış olduğumuz hata çocuklarımıza kendi işimizi övmüyoruz. Evet. Yok git doktor ol. Evet. Yok git şunu ol. Mühendiz yok git bunu ol diyorduk. Avukat şimdi ama en çok beğendiğim şey yani en çok hoşuma giden bir patronun oğlunun gelip burada fabrika içerisinde. Süpürdün mü buraları? Tabii. Tabağı çıkarttık. Abi bak benim için bu söyleşi daha değerli oldu Mehmet abi yanlış anlama. Hayır yanlış sen de yanlış anlama bak çünkü şöyle bir şey ben çekirdekten gelmeyen insanım. Ben amelilik yaptım. Ben bunu gururla söylüyorum. Evet. Yani okul okumadan önce amelilik yaptım. Yani para kazanmak öyle kolay değil. İlk gün yani çıraklığını yapmanın için ustalığını yapamaz. Yapamaz. Yani bu buradaki çalışan kişinin ceremesini çekmeden patronluk yaparsan evet. Sen ne yapıyorsun ki olur? Doğru. Tamam mı? Ama şu an bu adamın derdinden aynı anlayan sensin. Evet. Yani çünkü evet. Neler yaptın anlat abi. Süpürdün buraları. Yani makinede de çalıştık. Kalıpları sildik. Boyahanede de çalıştık zamanında. Daha öncelerde toptan mağazamızda kapının önüne koli atıp üzerine terlik atıp terlik sattık prakende. Ufakken yani. Benim ne işim var buralara demedin mi? Lan derdim babam patron yani. Biz niye bunu yapıyorsun demedik. Lan demedin kendi mi? İşimiz olduğu için demedik. Öğrenmek için. Demişsindir işte ya. Yok. Açmaya çalışmadın. O zamanlar parayı yarısını bize verdikleri için bir şey demedik. Teşvik iyiydi kazandık. Diyorsun. Teşvik tabii, iyiydi. Tabii teşvik iyiydi. Teşvik iyiydi. Borcu alıyorduk. Hesabımız vardı bizim adımıza. Borcu işte bir ay sonra sattığımız terliklerin parasından gidip borcumuzu ödüyorduk. Yeni mallar alıyorduk. Tabi o zamanlar heves, daha çocukluk aklımızda bu kadar evet. İşte ben niye yapıyorum, ben niye ediyorum, babamın işi değildi yani biraz işte bir macera gibiydi bize. Ondan sonra büyüdük geldik buralarda oryantasyon yaptık, öğrendik işi, işin ne olduğunu, bütün bölümlerde vakit geçirdik. Ustaların yanında ne yapılıyor, ne ediliyor. Ondan sonra yavaş yavaş işte işin ucundan tutmaya başladık. Ustalar sana patronun oğlusun diye şey yaptı yok. Mı hiç? İmtiyaz gösterdi mi? Yok. Torpil yok değil mi? Yani kafaya bir şey yedin, anahtarı yedin yani. Ya o kadar değil, anahtar değil ama yani iş yaptırıldı. İş yaptırıldı, acımadılar değil yok. Mi?
Tam tersi ezdiler bizi diyor değil mi? İyi de oldu yani. O evet. Şekilde yapmaları daha iyi oldu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Yeni jenerasyon bunu anlamıyor. Yeni jenerasyona hafiften büyükleniyorsun. Kaçıyor hemen. Lan kurban olduğum yapma evet. Yani cefasını çekmeden sefasını süremezsin. Tabii. Yani kolay kolay sana kimse ekmek vermez. Bak gün geçtikçe işler daha da sıkıntıya giriyor. Ne olur. Bak dikkat ettiysen önceden şunların hepsi abi elde yapılıyordu sen biliyorsun. Evet, bak evet, şimdi evet. Makinalar nereden baksan %50'si makinaya döndü eskiden elde yapılan işin. Gördükçe geliştirmeye çalıştık makinaları. Ya şu şöyle olsaydı bu böyle olsaydı daha yaptık, neydi yani, mesela? Bak merak ettim. Mesela şu altlardaki pistonlar. Bakalım gel abi. Vakit geçirdikçe bunların bu şekilde daha iyi kaliteli bir şekilde çıkmasını gördük, denedik ve bütün evet, sistem... Burada ne yaptık? Ya bu piston. Hı-hı. Bu kalıbı yukarı aşağı hızlı bir şekilde inmesini ve kalıbın içerisindeki o sıvı ham maddenin bütün her yere dağılmasını sağlıyor. Homojen bir şekilde dağılıyor. Homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Öyle olunca da sağındaki solundaki ufak tefek kalite hataları minimuma iniyor. Daha fazla fire vermeden aynen, çıkartıyorsun. Aynen öyle. Evet. Bunu da bütün şeye, prosese uyguladık. Şu an o zaman bu makinenin bir örneği başka kimse de yok mu? Ya da şey mi? Ya, benzeri mi var? Benzerleri var. Siz yeni makineye atıp tekrardan şey alana kadar makinenin üzerinde revizyon aynen. Yapıp evet, makineyi iyileştir. Bu daha çok. Aynen. Bu daha hatta çok. Orada şeyi de görebiliriz. Ham maddenin kalıpları. Valla abi babasının işine sahip çıkan adam benim için çok değerli. Evet. Yani. Abi şimdi şöyle bir şey var. Biz hep bu işi gördük. Başka bir işi görmedik. Biz başka bir iş yapmaya kalksak 20-30 senedir tekrar cahilleşeceksin. Cahilleşeceğiz. Bir markalaştırma yapacağız. Aynen. Hazır elimizde bir markalaşmış bir iş var. Biz bunu oradan daha yukarı nasıl çıkartabiliriz? Aynen. Babandan aldığım peşindeyiz. Bayrağı daha yukarıya aynen. Çıkartacağız. Çıkartırsak doğru. Bize ne mutlu. Ne mutlu. Vallahi ne mutlu. Zaten şey de var ya. Ne mutlu ki babasının malının üstüne bir mal daha koyana demiş yani atalarımız. Vallahi helal olsun abi. Ben çok sevindim. Özellikle şu an gelecek konusunda daha da bir umutlandım. Biz de çünkü bu programı yapmamızın amacı hakikaten gençlere bedavadan bilgi verip biraz paralarını sadece yatırım için kullansınlar. Yani çünkü sermaye sensiz de biliyorsunuz en büyük güç şu an. Sermaye senin arkanda bir destek olmasa çünkü işler her zaman tıkırında gitmiyor. Evet. Seni belli bir süre besleyecek arkanda bir sermaye olmadığı zaman buraya 200 küsür tane işçi çalıştırıyorsun. Bunları çıkartmak durumunda kalmaman için en azından bir sene sana zaman kazandıracak bir arkanda bir para olması lazım. Evet. Bu da neyle olur? Bilgi, doğru yatırım, doğru operasyonel çalışmalar ve piyasadan gelen bilgileri doğru analiz etmek. Doğru analiz edin. Ve o yönde çalışmak. Siz de çalışmışsınız abi. Elinize kolunuza sağlık. Bizim hayat felsefemiz işler hiçbir şekilde durmasın. Biz burada bir kişiye daha fazla ekmek verelim. Aynen. İstihdam yapalım, üretim yapalım, ülkeye katkı sağlayalım. Bizim, en güzel abi. Vallahi çok tebrik ederim. Hayat felsefemiz bu. Bu düşünceyi sana aşılayan anne babaya da helal olsun. Yani etrafındaki insanlara da helal olsun. Çünkü çoğu kişi oğlum ne yapacaksın sen? Bırak onlar çalışsın biz gel para izlenir. Zihniyetinde tamam ben ya, görüyorum yani. Hazıra daha dayanmaz. Aynen. Hadi helal olsun sana. Sen burada kontrolleri yapılıyor herhalde. Burada taban çıkartılıyor. Sağına soluna bakıyor herhangi bir hata var mı? Ondan sonra banta atılıyor. Yan banta. Evet. Burada iki tane arkadaşımız fazlalıklarını alıyorlar. Kontrol ediyorlar. Kasalara ayırıyorlar numaralarla. En son emir kağıtları var bizde. O emir kağıtları tamamlanınca yıkamaya gidiyor. Yıkamadan geçiyor. Oradan da boyahaneye son işleme geçiyor. Yani şöyle Ömer Bey, insanın üzerine giydiği elbiseyi nasıl kuru temizlemeye götürüyor, yıkatma ihtiyacı duyuyor. Aynı şekilde bunlar da o makinalardan bu süreçten geçiyor. Ayağımıza giymiş olduğumuz tabanlar yıkanıyor. Yani yıkanmadığı zaman tabanın üzerinde ne boya kalır? Yani boya atıldığı zaman boya tutmaz çünkü dışındaki katmandan dolayı ne üstüne yapılan ayakkabı yapışır.
yıkanması lazım yani. O zaten herhalde büyük bir ihtimalle o kalıplara yapışmasını engelleyen malzeme değil mi? Tabii, evet. Silikon. Ha, o silikonu buradan onu alıyorsunuz. Onu alıyorlar. Ömer Bey, bu makineler tamamen ithal maalesef. Hadi ya. Yerli değil. Niye bizim İtalyan, Türkler üretir normalde bunu? İtalyan makine. İnşallah. Ümit ediyoruz. İnşallah. Ha, bu artık ayakkabı için özel mi? Normal çamaşır makinesi değil yani. Açabilir miyiz? Şu an çalışıyor mu? Açabilirsiniz. Yok yok. Yansın mı? Yardım et. Bakayım. Şuradan bir yerden bir kolu çekilir şöyle. Bildiğin çamaşır makinesi abi. Çamaşır makinesi abi. Yani öyle büyük şey de yok. Kazandı, büyük kazandı. Büyük ısılı yani, evet. Çamaşır makinesi. Evet. 380'lik motor koyacaksın, bir tane kayış koyacaksın, bitti. Direct dryer'a da gerek yok ya buna. Ya işte bu burada üretilmedi. Türkiye'de bu makineyi üreten bir fabrika, bir yok. İşletme yok. Vallahi. Kaç litrelik bu abi? Son dönemlerde var. Son dönemlerden. Kaç litrelik bu makine? 600 litrelik arkadaşlar. 600 litre. Yani normalde yapar bizim Türkler ya. İşte buradan da arkadaşlar makine üreticilerine makine seslenilir. Evet. Yani hani şu an belki burayı için değil de yarın bir gün ilerleyen tesisler büyürse değerlendirilsin yani. Evet. Paramız dışarıya çıkmasın. Evet. Burası da fabrikamızın kuaför salonu diyelim, boya. Evet. Burada artık boya bitmiş ürüne doğru gidiyor. Bitmiş ürüne doğru. Tabanların üzerinde yapılan boyalar, işlemler. Bu boyalar gene Türkiye'de üretiliyor. Evet, Türkiye'de üretiliyor. Boya hazırlama. Ham madde olarak alıyorsunuz. Evet, biz kendimiz burada alıyoruz. Burada tonları siz ayarlıyorsunuz. Evet. Gramaj. Renkleri. 3-5 tane rengi karıştırarak. Evet. Gene burada müşterinin tercihi. Tercihi. Tabii. Bütün her şey biz müşterilerin tercihine göre. Renkler falan. Tabii. Şu kadar renkler, renkler bu kadar. Bu kadar renkler bu kadar. Tabii. İlk önce mesela ayarladınız, 2-3 tanesini boyadınız, gönderiyorsunuz, olur bu dediği zaman mı devam tabii, ediyorsunuz? Tabii. O numune bölümünde hazırlıyoruz biz. Modanın öncüsüleri ne şekilde yapmışsa, biz de modayı takip ederek günlük modayı takip ediyoruz. Müşterilerimize sunuyoruz. Çok sıkıntılı bir iş. Evet. Yani hem görsel, hem malzeme evet, kalitesi, tabii, sağlamlık, yani çok sıkıntılı bir iş. Tebrik evet, ediyorum bu arada. Yani, burada, yani gezdikçe daha da bir hayran kalmamak elde değil. Ciddi söylüyorum bak Mehmet abi. Ömer ya. Bey. Merhaba. Ömer Bey. Memnun. Burada da bizi izleyenlere şunu söylemeye getiriyorum. Sadece hanımın eli, bayanın eli mutfakta olur diye bir şey yok. Burası da bir işletmenin mutfağı. Tabii. Boya hazırlama bölümünde de burada da mühendis arkadaşımız Zübeyde Hanım'ın kontrolünde yapıyor boyalar. Kendisine eline sağlık diyoruz. Teşekkür ederim. Zübeyde Hanım, bu işin kimyagersiniz herhalde. Kimya mühendisi. Kimya mühendisiniz. Bu işin zorluğu bir bayan olarak. Bir bayan olarak genel olarak zaten fabrikada çalışmak evet zorlukları var. Ama mühendisliği zaten bu yüzden seçtim. O yüzden mutluyum yani, güzel. Mesleğinizi yaptığınız için mutlusunuz yani. Evet, aynen. Var mı patronunuzdan istediğiniz bir şey? Hazır bak, fırsatta yakalamışız. Zaten genel... istesek yaptıkları için aynen sıkıntı yok o yüzden. Yani bak fırsat bu fırsat, hiç olmazsa hemen şey yaparız. Yok teşekkürler. Genel müdürü vekilinden isteyebilirsiniz. Patrona iletiriz biz de. Aynen. Ya, zaten şey, şimdi ben gördüğüm kadarıyla burada zaten herkes de işini bilerek yapıyor. Evet. Kimse böyle yabancı bir gözle bakmıyor. Yani ne oluyor falan diye. Herkes işini kilitlenmiş. Herkes ne yapması gerektiğini de biliyor. Yani oturmuş bir sistem var. Kimse burada acemi değil, belli yani. Hatta stajyer bile yok herhalde şu an. Stajyerimiz işbaşı eğitim programından aldığımız bir yaklaşık 10 kişiye yakın bir öğrenci. Şu an çalışan bir stajyer gibi yok gibi duruyor. Yok stajyer, yok yani stajyerimiz yok şu an. Çünkü böyle etrafta böyle ben ne yapacağım gibi dolaşıyor. Ben de staj yaptığım için. Hani bir böyle bir ben ne yapacağım diye bir dolaşıyor ya da yanına böyle bakan kimse yok yani. Yok. Ondan dolayı. Abi ben çok beğendim. Yani şimdi ne diyorum, girerken bu kadar hayran kalacağımı tahmin etmiyordum. Evet. Ciddi söylüyorum. Ama içeride çok güzel bir düzen var, çok güzel bir anlayış var. Evet. Özellikle bir bayan elinin değmesi de bizi daha bir mutlu etti. Yani üretimde bayanların her zaman arttırılmasını istiyoruz. İş yerlerinde de bayanlara
pozitif ayrımcılığın olduğunu da hanımefendinin yüzünden de anladık yani. Burada elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ederiz emekleriniz için. Birkaç teknik bilgi vereyim. Yani mesela burada siz boyalarınızı seçerken burada analiz yapıyor musunuz? Hani bir mühendis olarak neye? Ya genellikle zaten şu an İstanbul'dan gelen ustalarımız da var. Ben yeniyim. Yani 2 haftadır bu bölümdeyim. Normalde kalite kontroldeydim. Kendi yaptığımız boyalarımız zaten bir formülasyonlarımız var. Formülasyonlarını biz kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan aldığımız ürünlerimiz var. Kendimizin burada yaptığı ürünler var. O formülasyonlara göre yeri geliyor Ar-Ge çalışması yapıyoruz kendi içimizde. Bu şekilde boyaları yapıyoruz yani. Şimdi yine mutfaktan geldik. Tabii. Yani mutfaktan, buraya gelirken tabii. Yine bir malzemeyi görmüş gibi ne olması lazım, ne olması lazım. Çünkü boyanırken de herhalde bunu boyamayalım, boşuna boya da gitmesin. Sonuçta doğru. Bir termotabana atılan boyayla bir poliye atılan boya aynı değil. Hani o yüzden aynen neyin ne olduğunu bilerekten yani geldik. 2-3 senedir kalite kontrol bölümündeydi zaten evet. Zübeyde Hanım. Oradan bu tarafa transferini yaptım. Ha, ben çok gurur duydum. Bak, açıkça söyleyeyim gurur duydum. Yani Hatay'da hani şimdi biz Hataylı olduğumuz için yani Hatay'da evet. Olduğumuz için hani böyle sanki bayanlara değer verilmiyor. Hani Güneydoğu toprakları ya burası. Evet. Bir de biliyorsun dizilerden bunu pompalıyor. Hani her şeyimiz aşiret. Bütün kanunlar aşiret sanki. Dizilerdeki gibi. Medeniyetin beşiği Hatay. Tamam. 1 Nisan Expo 2021'de de dünyaya açılıyor ve böylece biz de Hatay'ın sanayisini de dünyaya bu vesileyle de tanışmış olalım. Yani çok kaliteli, işini bilen, aynı zamanda yapmış olduğu ürünün de arkasında durup piyasaya hitap eden bir fabrikada ve bu fabrikanın da Hatay'da olması bize gurur veriyor. Biz de sizleri burada ağırlamaktan, gezdirmekten, tanıtmaktan dolayı son derece gururluyuz şu an. Allah razı olsun. Ben de sizi burada görmekten çok gururluyum. Biz de teşekkür ederiz. Ben de mutluyum burada olmaktan, burada çalışmaktan. Yüzünüzden, evet. Gözlerinizden belli burada. İşinizi severek yaptığınız da. Evet, çünkü patronlarımız da çok saygın insanlar. Yani ne desek de yapan insanlar. Yani iş yerinde yorulmuyorsun, genelde evde yorulduğunu anlıyorsun, öyle mi? Evet. Ya çünkü burada severek çalışıyorum yani. O yüzden. Sağ olun. Burada boyandıktan sonra o tarafa boyalar hazırlanıyor. Burada boyalar hazırlanıyor. Boyalar o tarafa gidiyor, orada boyama işlemleri yapılıyor. Türk çözümleri de var yani. Her şey böyle. Tabii. Onu görüyorum böyle. Helal olsun abi, boşver. Ekonomi her şeydir ya. Yani değerlendirmek lazım. Bu vatan kolay kazanılmadı Ömer Bey. İşletmeler de öyle kolayca bir yerlere gelemiyor. Çok zorluklar çekerek bir yerlere geliniyor. Şirketler de aynen öyle. Evet abi, devlet desteği konusunda ne diyorsun? Devlet desteğimiz var mı bu işte ithalatta, ihracatta? Tabii yatırım teşvikle makine olsun, tesisat olsun, doğaka projeleri gerekli olduğu alanda gerekli makineleri yatırım teşviklerle alabiliyoruz. Bu konuda da devletimizden Allah razı olsun. İşte işbaşı eğitim programları, İşkur'un açmış olduğu programlardan da faydalanıyoruz. Oradan da personel devamlı kadromuzu gençleştiriyoruz. Bu şekilde de ilerleyişimiz devam ediyor. Abi bu işbaşı eğitim programlarında mesela devlet burada size maaş desteği falan veriyor mu? Tabii. İlk 6 ay, 3 ay ve 6 ay dilimde kurslar açılıyor. Bu kurslar açıldığında personelin maaş ve sağlıktan yararlanılabileceği sosyal güvencesi tamamen devlet üzerinden karşılanıyor. Böylece siz aslında fabrikaya yetişmiş personelini de hem siz eğitmiş oluyorsunuz. Evet. Personeli beğendiyseniz fabrikada devam ettiriyorsunuz. Tabii, onları... Personel beğenmediyse de böylece hiç olmazsa yasal yükümlülükleriniz ortadan kalkıyor. Mutlaka. Sizin de elinizi hafifletmiş oluyor. Evet. Aynı zamanda da işe yarar sanayiye de böylece personel hızlı bir şekilde personel kazandırmış. Tabii, yani tabii. Kalifiyeli adam kazandırmış oluyoruz. Öyle değil mi? Öyle oluyor. Kurs bittikten sonra zaten bu arkadaşları kendi bünyemiz altında artık bizim bir alkan taban çalışanı olarak birer ferdimiz oluyor. Sonra da kolay kolay bırakmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii kolay kolay bırakmıyorsunuz. Yani belli zaten abi. Personeller işini severek yaptığı belli. Evet. Hiç kimse... bir de işini seven adamları seçtiğiniz belli. Evet. Yani... Çalışkan, işini gerçekten
layıkıyla yapmaya çalışan adamları seçtiğiniz belli. Öyle yapmamız lazım. Sonuçta bir ürün üretiyoruz. Hani bu ürünün de geri dönmemesi lazım, beğenilmesi lazım. Tüketicinin talep etmesi lazım. Personel geldi dedi ki, geldi o müdürüm dedi, böyle böyle dedi, bu taban dedi, şöyle olsa daha iyi olmaz mı dediği zaman bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bu konuda sağ olsun Furkan Beyler, işte gerek İbrahim Alkan genel müdürümüz, yönetim kurulu başkanımız Mehmet Alkan Beyler, yani her türlü fikre açıklar. Bize personelimizin söylediği, dile getirdiği, sorun olarak gördüğü her türlü fikri toplantılar yaparak fabrika müdürümüz, gerek kalite kontrol müdürlerimizle istişare ederek artısını eksisini değerlendirip sonucu yakaladıktan sonra işleyişe devam ediyor. O personelin eğer artısı mesela geldiyse o personele bir mükafat veriliyor mu? Mükafat veriliyor. Mükafat veriliyor Ömer Bey. Ödüllendiriliyor yani. Bizim için fikirler önemlidir. Vallahi tebrik ederim. Ben zaten bir Avrupa'yı bir yaklaşım verdik. Ha, uygulayıp uygulamamalar da çok önemli değil ama bu teşvik amaçlı. Evet. Motive ediyor motive, insanı. Motive. Aynen. Şirketi evet. Daha böyle bir benimsiyorsun. Hı hı. Şimdi burası taban bölümünün bittiği yer. Kalite kontrol şefimiz. Ben onu da sizlerle tanıştırayım. Seda Hanım. Seda Hanım ürünleri ekibiyle beraber ürünlerin tek tek kalitesini, kontrolünü, bitişini, işleyişini iğneden ipliğe her şeyini kontrollerini yapıyorlar. Seda Hanım merhaba. Kalite kontrol şefi olarak görev yapıyormuşsunuz. Öncelikle bir bayan olarak sizi bu fabrikada görmek bizi mutlu etti. Şimdi burada mesela şu ürünü mesela aldığınız zaman nelere bakıyorsunuz? Tabanın her türlü hatasına bakıyoruz. Yani görsel olarak, renk olarak, tabanda herhangi bir hata var mı? Kesik, hava vesaire. Hata çeşitlerimiz var. Hepsini inceliyoruz. Yani üretim olarak düzgün bir üretim yapmak için, müşteriye iyi bir mal göndermek için elimizden geleni yapıyoruz. Size bir soru soracağım. Dışarıda ayakkabı alırken zorlanıyor musunuz? Aynen, daha çok bakıyoruz. Değil mi? Burası şöyle olmuş, burası böyle olmuş diye şimdi. Aynen. Allah yardımcınız olsun. Şimdi diyorum ki dışarıda ayakkabı alırken zorlanıyor musunuz? Daha çok zorlanıyorum. Daha çok zorlanıyorum. Evet. Eskiden dikkat etmediğimiz şeylere şu an daha fazla dikkat ediyoruz. Ya da önemsemediğiniz şeylerin aslında bir defo olduğunu görüyorum. Ben bu ayakkabıya aynen. Niye bu kadar para veriyorum diyorsunuzdur evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Seda Hanım da bu arada kimya mühendisi. Burada da okumuş bayanlarımızın da artması evet. Daha da hoşumuza gidiyor. Onlar da artık gerçekten firmamıza bir değer kattılar. Firmamızın hani görünmeyen yüzünü, görünmeyen işleyişin açıklığa kavuşmasında mutlaka kendilerinde eli var yani. Abi onu ben de fark ediyorum. Çünkü ben de mesela bir şey yaptığım zaman, makine falan yaptığım zaman bayanlara soruyorum. Çünkü biz işi nasıl sağlam yaparız diye düşünüyoruz. Evet. Bayanlar işin görselliği tarafında ya. Tabii, ondan tabii. Dolayı bir de görsellik olmadan istediğin kadar sağlam yap. Yani ilk al beni ilk önce görsellik. O yüzden bayanlar bu konuda değil mi? Bir numara. Bir numara yani. Biz istediğimiz kadar şundan anlıyoruz. Bunda boş yani. Bir de bayana hitap etmesi lazım. Şimdi sen şurada bu bizim ayakkabı böyle bir ayakkabı giymediğimiz için lan ne olacak filan evet. Deriz. Tamam işte taşı var, pırlantalı bilmem ne. I love yazıyor filan. Evet. Tamam mı? Ama bayan mesela çok güzelmiş filan dediği zaman iş biter. Evet. Şimdi burada mesela defolu ürün oldu. Bu defolu ürünü ne yapıyoruz? Defolu ürünü ne yapıyoruz? Defolu ürünün hani tamamen artık bizde geri dönüşüme gidiyor. Defo olarak taban satışımız yok mu? Yok. Defolu olarak taban satışımız yok Ömer Bey. Yani defolu ürünü biz kalitemizi zedelediğini düşündüğümüz için öyle bir şeyimiz yok. Yani ikinci bir alternatif olarak piyasaya sürmüyoruz. Bu arada genel müdürümüz İbrahim Alkan da İbrahim hoş geldin. Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş geldin İbrahim Bey. İbrahim abi senin olan mı? Yok. Yeğenin mi? Diyecektim aynen. Ki abi kardeş gibiler diyecektim. Abi sen yokken biz başladık çekime. İyi ettiniz, elinize sağlık. Abi ben hiç tahmin etmiyordum böyle güzel bir fabrika gezeceğimi. Eyvallah. Ama vallahi elinize kolunuza yüreğinize sağlık. Yani çok memnun olduk.
Mehmet abiye de söyledim. Evet. Şey için, Hatay için çok güzel bir değer. Örnek bir değer. Örnek bir değer oldu. İbrahim Bey her zaman sağ olsun yardımımıza koşuyor. Şimdi artık sözü de, sazı da, kamerayı da her şeyi İbrahim Bey'e teslim yok etmez zaman. Eyvallah. Şimdi İbrahim abi, biz Mehmet abiden zaten birçok bilgiyi aldık. Senin konumuz biraz farklı olacak çünkü sen hem sanayicisin, bir de işin bu da tarım boyutu var. Aynen. Şimdi tarım boyutu var. Biz İbrahim abiyle aslında ne oldu? Tarım üzerinde mi konuşmaya geldik? Aynen. Evet, çilek üzerinde çilek konuşmaya geldik. İş fabrikaya döndü. Sağ olsun İbrahim abi de dedi ki Ömer Bey dedi seni, benim üzerime düşen bir şey varsa gelişmede ben sana seve seve destek olmaya aynen hazırım dedi. Evet, ben de dedim ki o zaman dedim fabrikanın kapısını açacağım bize. Aynen. Maddi manevi sonuna kadar yanınızdayız. Yani. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederiz. İbrahim abi, burada çok güzel bir emek var. Burada bir aile ortamı oluşturmuşsunuz. Eyvallah. İşçisinden patronuna, çalışanla. Bir de akrabalık ilişkileri biraz sağlam gördüm. Senin zaten, yeğen dedin çünkü. Aynen, aile yani, şirketi. Amcam oğlu. Amcan oğlu. Amcam oğlu. Aile şirketi. Hı-hı. Mehmet de hala oğlu zaten. Yani akrabalık ilişkileri sağlam gördüm böyle. Öyle. Yani hiç olmazsa eş, dost ve yakın akrabaya da bu şekilde faydanız olmuş. Eyvallah. Yani onlar da o size güveni boşa çıkartmamış. Çok arkasında şükür durmuş işin. Çok güzel abiler. Yani ben çok memnun oldum bu şekilde. Evet. Akrabalıklar da genelde ortaklar ya da işler böyle biraz böyle büyüdüğü zaman hemen parçalanırlar biliyor musun? Ver benim istemi, ben şunu yapacağım, ver şunu. Bunu görmediğime çok sevindim. Eyvallah. Elimizden geldiği kadar kurumsallaşmaya çalışıyoruz. Aile şirketi olduğu için biraz zorlanıyoruz ama yani bunu becermeye, başarmaya çalışıyoruz yani. Başaracağız inşallah. Yani aile şirketlerinde genelde işte böyle hani kurumsal olmayınca biraz sıkıntılar yaşanıyor ama işte bu yönde sağ olsun Mehmet Bey'in de işte Furkan Bey'in de destekleriyle bir kurumsallaşma yönüne gidiyoruz. Öyle hani dedik ya İbrahim Bey'e geldi, sözü kendisine verelim. İbrahim Bey sağ olsun her türlü vizyonu, misyonu açık bir kişiliğe sahip. Bu yönden yani ben hem kendimi hem gerek aile yönetiminde bulunan arkadaşları da çok şanslı buluyorum. Yani dediğim gibi Ömer Bey, fikirlerimiz neyse dinliyor, yardımcı oluyor. Yani ne çözüm diyeyim, üretiyor. Çözüm üretiyor. Yani Allah yaparız deyip sallamıyor. Yaparız değil mi? Deyip sallamıyor aynen. Ben bilirip deyim de deyip de kestirip atmıyor. Abi o çok önemli bir şey. Bu yönden şanslı olduğumuzu hissediyoruz yani, görüyoruz, farkındayız yani. Abi valla ben yani şimdi İbrahim abi biz senden önce her şeyi konuştuk diye eyvallah düşünüyorum. Abi, yani sana da çok fazla bir şey kalmadı. Biz normalde haberli geldik yani biliyorsun. Evet. Dedik yani hatta sen 9'da gelir diyeni söylediler. Biz dedik 10'da gelelim. 9 olur dedim. Ara dün Expo'nun, şehir dışına Expo'nun şeyine uğradık ya. Dün biz de şimdi Expo'ya gittik. Expo için zaten burada. Evet. Az önce dedik Expo var. Dedik ki şehrimizin dedik sanayisi de var yani. Her şey tarım bitki değil bizde. Evet. Yani akşam çok güzel de bir tesisinde böylece izleyicilerle de İbrahim buluşturdum. İbrahim Bey burada bu arada enerjisini Yayla Dağı'nda bulunan çilek tarlasına sapladım. Ona geleceğim abi yani. Aynen. Onunla ayrı video çekeceğiz orada zaten. Havaların biraz şöyle kurumasını bekliyoruz. Finali orada yaparsınız. İbrahim abiyle. Abi onun hikayesi çok güzel. Şimdi ben şimdi biraz merak uyandırayım. O çilek tarlasının o hikayesi. İşte ihracat müdürlüğünü bırakıp çileğin başına geçen onun ayrı bir hikayesi var. O ayrı bir İzleyicilere de biraz merak uyandıralım böylece. Takip etsinler bizi. Expo için söylemek istediğin bir şey var mı? Expo'yu da dün, dün Expo'yu gezdik. Çok güzel olmuş yani. Gösteri muhteşemdi. Çok etkilendim yani. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten çok güzel olmuş. Emeğe geçenler herkesin eline sağlık. Çok Allah teşekkür ederim. Olsun. Arkadaşlar, Alkan Taban'ı ziyarete geldik. Ve bir sanayinin, bir fabrikanın nasıl olması gerektiğini söyleşisinde bulundum. Tabi daha iyisi de olur. Muhakkak. Ama şu an mesela kurulan bir sistem var ve tıkır tıkır işliyor. Ve bu da bizim için mükemmel demek. Evet. Ya sonuçta burası para kazanıyor, para kazandırıyor. Taleplere karşılık veriyor. Kaliteli bir şekilde hizmet veriyor. Ve en önemlisi defolu mallarını, markalarını itibarsızlaştıracağı için piyasaya sürmüyorlar. Evet. Bu demek ki Türk markasının kalitesini arttırır. Bu işi ne kadar ciddi baktıklarını artılır. Bu işe geleceğe nasıl iyi teslim edeceklerini gösterir.
Bu da oradan aldığı bayrağı daha yükseklere bırakacak. Kendisi de onu söylüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.